Arkadaşlar bugün mutlu değiliz. Üzünlüyüz. İçimde sabahtan beri çok büyük bir korku var. Kaysın oğlum. Hadi görüşürüz. Aslanım benim ya. Ya nasıl üzülüyorum? İnşallah bir şey olmaz arkadaşlar. Bol bol dua edin. Kaysınım. Hadi bakalım oğlum benim. Hadi bakalım bir şey olmayacak. Sen güçlüsün tamam mı? Tamam aşağıda. Aşağıda benim oğluma dur. Biliyorsunuz yeni yasa geldi. Amerikan Staff, Pitbull, Amerikan Bully vesaire birkaç tane daha ırk kısırlaştırılıp belediyede kayıt altına alınıp beslenebilecekti. Şimdi bugün evladımız Tyson'la Efes'i kısırlaştırmaya götüreceğiz. Vallahi arkadaşlar çok korkuyorum çünkü birkaç gündür Instagram'dan insanlar bana atıyor. Bakın şu an Tyson'ım da anladı. Tyson'ım da korkuyor, titriyor oğlum. Oğlum, değil mi? Dur bakalım bir şey olmayacak aşkım. İnsanlar arkadaşlar köpeklerini kısırlaştırırken köpeklerini kaybetmişler. Çünkü anestezi yapıldığı zaman hayvanlara illaki bir ölüm riski oluyor. Benim de işimde bugün çok büyük bir korku var. Tyson'ıma da hatta normalde anesteziler biraz ayrılıyor arkadaşlar. Ben daha iyisi olan gaz anestezi yaptıracağım. Risk onda biraz daha azmış. Bugün evlatlarımı kısırlaştıracağız. Vallahi çok üzüldüm. Canım çok sıkkın. Hani nasıl anlatsam, nasıl dillendirsem ben de pek bilmiyorum arkadaşlar. Pek konuşasım bile gelmiyor. Çünkü evladım hem erkekliğinden olacak, üremesinden olacak, hayvanın dengesi bozulacak, öküz gibi şişecek. Yani hadi onları geçtim öyle olsun ama kısırlaştırmada ölüm riski var arkadaşlar. Evladım bugün masada kalıp kalkamayabilir. Sizlerden ricam bol bol dua edin. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'ın izniyle bu kötü günleri de atlatacağız. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Yani tecavüzcüler kısırlaştırılmıyor, tacizciler kısırlaştırılmıyor. Ama bu evlatlar tek suçları dünyaya, masuma kimseye saldırmadı, kimseye ısırmadı. Arada çocuklarla buluşturuyorum, oynatıyorum. Kimseye bir zararı yok. Tek suçu bu ırk olarak dünyaya gelmesiydi arkadaşlar. Bugün %50 şansı var. Allah'ın izniyle Rabbim yüzüme güler de inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Şimdi arabaya yerleştireceğim evlatlarımı. Az sonra da Efes'i alacağım. Yarın da Reyna, Şivas, İsabel kısırlaşacak arkadaşlar. Bakalım Allah hakkımız hayırlısını nasip eylesin. Sizden ricam bol bol dua edin. Vallahi çok korkuyorum arkadaşlar. Tyson'ımı bu arabanın bagajına koyacağız arkadaşlar. Tabii bagajı şey esirgemeyin. Şuradan kafayı çıkartıyor. Arabanın içine geçebiliyor. Tyson'ı geç. Geç. Ha şu içeride hoparlör yeri var ya arkadaşlar. Bakın oradan kafayı çıkartıyor. Arka koltuğa geçiyor yani. Burada bir bagajda duracak. Tabii oğlum burada ne bej alıyor. Arka koltukta duracak şimdi. Bekle bakalım. Bekle Tyson. Bekle. Dur bakayım çıkaracak mı? Gel. Kafayı da görelim de içimiz rahat olsun. Yoksa alacağım onu. Ya şimdi benim arabaya koyacağım da Tyson'la Efes'i yan yana koyamam arkadaşlar. Kavga edelim. Tyson gel. Tyson. Oğlum buradayım gel. Bak bak bak. Şunu çek. Tyson gel. Bak buradan kafayı çıkarıyor. Böyle bakıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok yani. Değil mi oğlum? Aslanım gidiyor şu. Hadi bakalım. Şimdi gelin arkadaşlar. Efes'i de alayım. Vallahi bugün hiç enerjik olmamı falan beklemeyin. Çünkü canım çok sıkkın. Oğlum da camlarını kapatalım da. Yani ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Allah kazamızı mübarek eylesin. Efes. Oğlum bugün kısırlaştıracaklar bu durumu. Benim oğlumun suçu neydi? Kimseye bir zararı yoktu benim aşkımın. Evde masum masum duruyordu benim oğlum. Tek suçu ırk olarak dünyaya gelmek arkadaşlar. O zamana kadar ne kimseye saldırmışlığı var, ne birini ısırmışlığı var. Sadece hayvan evinde masum masum duruyordu. Mücemmel'in onları böyle yarattı diye. Bugün kısırlaştırıp erkekliğinden mahrum bırakacağız. Ölümle burun buruna getireceğiz. Hadi bakalım bana. Gel çok şey söylemek istiyorum da emin olun dilim varmıyor arkadaşlar. Geç bakalım. Şimdi veterinere geçelim. Veterinerimiz bizi bekliyordu. Küçük bir randevumuz var. İlk Efes'i kısırlaştırırız herhalde. Ondan sonra Tyson'ı kısırlaştırırız. Hadi bakalım arkadaşlar. Camın arkasından nasıl bakıyor bana bak. Bak babası ölecek ona şimdi babası. Kurban olacak babası ona. Masum oğlum. Arkadaşlar veterinerimize geldik. Şu anda gelin. Efes'imiz de içeride. Şu anda anestezi yapıldı Efes'e. Az sonra yanına geçeceğiz. İlk olarak Efes'i aldık arkadaşlar. Ondan sonra Tyson yapılacak. Şu anda gaz anestezisi yokmuş. Onu bekliyoruz. Buraya gelmişken de şunu size bir göstereyim. Bakın arkadaşlar. Amerikan Pitbull, Dogo Argentin'e bir özülüyor. Staff, Bully, Tosa besleyen arkadaşlar 14 Ocağı kadar süremiz var. 14 Ocağı kadar hepsini kısırlaştırıp ondan sonra Tarım Orman Bakanlığı'na başvurup
kayıtlarını yaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. İhmal etmeyin. Ben de kısırlaştırmak zorunda kaldım. Tabii ki kısırlaştırmak istemiyordum. Niye istemiyorum? Kısırlaştırmada ölüm riski var. Ben köpekler üzerinden hani üretim yapıp para kazanan bir insan değilim. Amacım bu asla değil. Yanlış anlaşılmasın. Sadece anesteziden korktuğum için bakın şimdi evlatlarımızı aldık. Hadi bünyesi kaldırmasa ölse. Instagram'da kaç tane haber gördüm arkadaşlar. İnsanların bazılarının köpekleri anesteziyi kaldırmamış ölmüşler. Yani bugün çok korkuyorum. Heyecanlıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah evlatlarımızı sağ salim ameliyattan çıkar. Sizlere dualarınızı esirgemeyin. Bugün Tyson'la nefes yapılacak. Yarın Şivas'ı, Isabel'i bir de Reyna'yı getirir arkadaşlar. Ondan sonra şimdi evlatlarımızın kayıtlarını yaptıracağız. Bunları size aşama aşama göstereceğim. Tabii bizim isteğimiz, ya şimdi her insanın maddi durumu yok. Bazı insanların yok. Şimdi bari uzun bir süre verselerdi. Örnek 14 Ocak değil de Mart'a kadar bir süre tanısalardı. İnsanlar köpeklerini sokağa terk etmeye başlamışlar. Bakın bizim köyde, köydeki evde dedemlerin ortağı pitbull salmışlar daha. Ya insanlar durum olmadığı için, ceza yememek için korkudan köpeklerini salıyorlar. Yani bu konuda devletin üzerinde isteğimiz kısırlaştırılma süresinin biraz daha uzatılması, durumu olmayan insanlar için de belediyedeki barınakların, rehabilite merkezlerin bunların kısırlaştırmasını yapması arkadaşlar. Hadi gene şimdi bir Efes'imizin yanına geçelim. Veterinerimizle de bir konuşalım arkadaşlar. Tyson da arabada bekliyor. Dur şunu da çeksene Tyson'ı. Bak Tyson'ın tipe bakın bak. Bak Tyson'ın tipe bakın. Tyson. Dayı çıksana oradan. Dayı çıktı gördüğünü seviyorum. Tyson'ın nasıl bakıyor? Tyson şu an hiç bizden haberi yok. Masum olur. Gel bakalım. Dur Efes dur. Dur oğlum gel. Aslanım benim. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Arkadaşlar bugün de Osmaniye'de Anka Veteriner Kliniği'ndeyiz. Hoş hocam bize yardımcı olacak. Hocam nasılsınız? Sağ olun, sizi sormalı. Vallahi üzünlüyüz hocam. Vallahi üzünlüyüz. Yani maalesef yasa gereği şimdi pitbull ya da yasaklıklar dediğimiz şeyler var, köpeklerimiz var. Bunları yasa gereği kısırlaştırmamız gerekiyor. Ya hocamı ben arkadaşlar telefonda aradım kaç kere, korktuğumu söyledim hocama. Evet. Hocam bir şey olur mu, bir şey olur mu, ne yapabiliriz? İşinde çok büyük bir korku var. Ama Allah'ın izniyle inşallah hocam. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Sıkıntı olmadan. Ya şimdi gönlümüz istiyor ki arkadaşlar kısırlaştırılmasın. Yani ben üretim falan yapmıyorum hocam, yanlış anlaşılmasın. Tek istediğim biliyorsunuz anestezide bir risk var. Evet. İnsan olduğu zaman insanda da var, hayvanda da var. Yani anestezi dediğimizde dediğiniz gibi yüzde her zaman bir risk vardır zaten. Risk İnsan olur. Ya da köpek, kedi fark etmiyor bunlarda. Şimdi biz inşallah, ismi neydi bu arada? Efes. Efes'i de bugün inşallah kısırlaştıracağız. Bundan sonra sırada mezarcımız var arkadaşlar. İnşallah olur. Evladımıza bakalım sağ salim ameliyatlar çıkar. Dualarınızı esirgemeyin. Hadi bakalım. Hocam ne kadar sürecek ameliyat? Şimdi bayatma işlemine geçeceğiz. Anestezisini vereceğiz. Daha sonrasında ameliyatımız toplamda 45 dakika içerisinde bitmiş olacak. 45. Dişiler ne kadar hocam? Dişiler ortalama 1 saati bulabiliyor. Yarın da dişilerimiz gelecek. Yarın da Şivas, Isabel, Reyna. Hadi bakalım oğlum. Geçmiş olsun. Arkadaşlar Allah'a şükür oğlumuz sağ salim ameliyattan çıktı. Şu anda anestezden uyanmaya çalışıyor. Birazcık tribe girdi, titriyor, strese girdi şu anda. Yani ameliyattan çıktıktan anesteziden sonra evladın halini görüyorsunuz. Yani Allah'a şükür şu anda ciddi bir sıkıntısı yok. Atlatacak ama arkadaşlar hayvan bakın gözyaşı dökmeye başladı. Üzülüyor. Allah bir de canı da acıyordur büyük ihtimalle. Anestezi çıkışlarında bunlar normaldir, kasılmalar olsun, diğerleri olsun. Hocam normalde şimdi düşünsene siz oğlunuz bir evlat gözü de vurdu, oğlunuz böyle yani. Tabii, ameliyata girerseniz de yine aynısı olacaktır. Beni az önce tuttu zaten böyle görünce arkadaşlar, duramadım burada. İçimci zevkli. Tamam bunlar beklediğiniz şeyler. Şimdi beklediğiniz normal şeyler ama inşallah atlatın, size de duanızı esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi sıra Tyson'da. Hocam şimdi ne kadar böyle devam edecek etkisi durumu? Şu anda uyanma aşamasında zaten, büyük ihtimalle gece 12'de eski haline normal olarak durur. Yok bu stresten tam ne zaman çıkar? Gece 12. Gece 12. Hemen hemen bulur yani. O zaman evin içinde bunu göz altına tutar. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi sıra geldi Tyson'a arkadaşlar. Tyson korkmaya başladı, titriyor.
Efes'in de o halini görünce Tyson da ister istemez çekindi. Vallahi inşallah sıkıntı olmadan atlatırız arkadaşlar. Şimdi çok büyük bir korku var. Bol bol dua edin. Oğlum hazır mısın? He? Tyson da 5,5 yaşında, 6 yaşında bu zamana kadar hiç anestezi olmadı arkadaşlar. İlk defa olacak. Biraz da o yüzden korkuyorum. İnşallah ciddi bir şey olmaz. Hadi bakalım. Gel Tyson. Tyson hoş geldin. Nasılsın? Oğlum ya, ya ne kadar akıllısınız siz böyle ya. Böyle muayene odasına geçelim. Gel bakalım Tyson. Dur. Dur. Tyson beyefendileri hiç sevmiyor. Sevmiyor mu? Yok hiç oldu baba sevmez. Efes gibi bize şey değil mi akıllı? Akıllı hiç kaldı. Bilgi anatomisini alalım şimdi. Olur. Efes sanki bir 30 kilo civarında. 10-28-30 kilo. 30 kilo diyoruz. Aynen. Hoş geldin. Allah'ım bu titremek niye? Efes'in babası işte o. Niye titriyorsun sen? Korkuyor benim oğlum. Hazır mısın bakalım? Hadi bakalım bir şey olmayacak. Sen güçlüsün tamam. Tamam başlarına. Başlarına benim oğluma dur. Dur bakalım Tayyip dur. Bismillah. Aslan oğlum. Korkma baksana nasıl titriyor ya. Korkma bir tane. Oğlum korkma hadi bakalım Tayyip'im. Bize kızma yasayı çıkaranlara kız tamam mı? He? Aferin sana. Baksana tamam, köpek her şeyden korkuyor. Ama diğerleri de aynı muameleyi görüyor arkadaşlar. Ne oldu? Hocam iyi yok değil mi? Şimdi anestezisini yapacağız. Tamam hocam yapacağız. Gidiyorum ben. Tamam dönmez değil mi? Yok sen de yapmaz. Isırsa dönüyorsun hiç. Ben feda edeceğim kendimi onun için. Tamam oğlum. Ne oldu? Tyson böyle güldüğü zaman sinirleniyor. Hadi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yapalım mı? 10 dakika sonra ikinci anestezisini yapacağız. Tamam. Yeri indirebilirsiniz. Sallayayım mı? Yani bir salın bir 10 dakika kadar bir geçsin böyle bir. Tyson'cığım hoş geldin bir tane. Şimdi geç bakalım gel. Oğlum. Gel. Buraya şiş yapma gel. Aslında ben... Güzelim benim. Aferin sana. Hadi bakalım. Benim oğlum iyileşik. Hadi bakalım. Tamam. Tamam mı? Bak kediyi duydu anestezi falan dinlemiyor. Kedilerle pek arası yok. Önce biz kediyi şeye koymuşuz. Kedilerle pek arası yok. O da küçükken kediler saldırmış Tyson arkadaşlar. Korkuyor bize, sevmiyor. Arkadaşlar Tyson'a anestezi aldı gördünüz şu anda da uyudu oğlum. Bildiğin kış uykusuna dalmış gibi bir de gülerek uyuyor. Efes anestezi yapıldığı zaman bayağı bir panik oldu da Tyson direkt uyudu arkadaşlar. Sıkıntı olmadı. Şimdi diğer anestezi yapılacak. Ondan sonra ameliyatı alacağız. İçimde hala bir korku var. Oğlum. Tyson. İçimde hala bir korku var arkadaşlar. İnşallah ameliyattan sağ salim çıkar. Vallahi korkuyorum. Kısırlaştırmasına değil, hepsini kısırlaştırayım ama şu anestezide ölüm riski olduğu için beni kalpten vuruyor arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Ama Tyson'ın nefes alışverişi de yavaşladı. Anesteziden mi acaba? Olabilir. Bunun uyuyor mu bakalım? Aslanım benim. Bakalım inşallah ameliyat güzel geçer arkadaşlar. Ondan sonra Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar Allah'a şükür Tyson da sağ salim anesteziden çıktı. Kısırlaştırma operasyonunu yaptık. Şu anda anesteziden uyandığı için gene büyük strese girdi. Anesteziden çıktıkları zaman böyle oluyor. Gene Allah yüzüme güldü. Allah'a şükür şu anda ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. İnşallah birkaç günlük iyileşme aşaması olacakmış. Ondan sonra veterinerimiz de iyileşeceğini söyledi. Ya içinde çok büyük bir korku var biliyorsunuz. Daha diğer evlatlar da gelecek yani 3 tanesini getirecek. Şu anlık Tyson'a da pek sıkıntı görünmüyor. Efes tarafında iyi. Tabii en önemli şey 24 saat. Bakalım 24 saat boyunca bir şey olacak mı? Sizden ricam bol bol dua edin. Duanız esirgemeyin. İnşallah evladımız sağ salim sağlığına kavuşur arkadaşlar. Yerimde durmuyor. Şimdi gitmek de istemiyorum canı açık diye. Atlamaya çalışıyor arkadaşlar. Sizden uyanmaya çalışıyor. Dur Tyson. Tamam. İnşallah bu yasayı düzenleme gelir. Bizim gibi iyi sahipler de, sevdiği insanlar da gönül rahatlığıyla besleyebilir.
daha da söyleyecek bir şeyim yok. Yanlış anlamayın. Uzun zamanda bir düşündüm biliyorsunuz ama bugün bir konuşma isteği yok içimde. Bugünlük de böyle oldu. İnşallah evlatlarımız sağ salim, sağlıkla kavuşacak arkadaşlar.